Kıymetli katılımcılar, daha temiz, daha güvenli bir sosyal medya ve iletişim ortamı oluşturmak için gerek bireyler, gerek medya, gerek kamu ve özel sektör kurumları olarak bütün toplumsal bileşenlere sorumluluklar düşmektedir. Hatırlayacak olursanız hem ülkemizin tez ve iddialarının anlatılması hem de dezenformasyonla mücadele edilmesi doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkanımız ulusal ve uluslararası boyutta bir iletişim seferberliği çağrısı yapmıştı. Biz Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak bu vizyon doğrultusunda bir hakikat mücadelesi veriyoruz. İlgili bütün kurumlarımızla çalışmalarını Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı bu iletişim seferberliği etrafında yürütmektedir. Örneğin dezenformasyonla mücadele kapsamında çeşitli sosyal medya düzenlemelerini içeren yasa malumunuz geçtiğimiz ay yürürlüğe girmiştir. Yine biz Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak bu bağlamda bugüne kadar yürüttüğümüz faaliyetleri oluşturduğumuz dezenformasyonla mücadele merkezi altında topladık. Hayata geçirilen yasal düzenlemelerin yanı sıra dezenformasyonla mücadele merkezimizin de hakikat çabalarımıza güç kattığına inanıyoruz. Dezenformasyonun aynı zamanda bir ulusal güvenlik tehdidi olduğu gerçeğini son günlerde bir kez daha çok somut bir şekilde idrak ettik. İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı ya da Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sınır ötesi harekatları hakkında gerek konvansiyonel medyada, gerek sosyal medyada yayılan sistematik dezenformasyonları, yalan haberleri, provokatif paylaşımları lütfen gözümüzün önüne getirelim terör örgütlerinin ve onlara her türlü desteği verenlerin bunu yapmalarını bir yere kadar anlayabiliriz. Ama sırf belirli bir kesime şirin gözükmek için hatta toplumsal destek alabilmek için birkaç oy alabilmek için terör örgütlerinin çarpıtmalarını paylaşanları, bu yalanları ciddi ciddi kanallarında tartışanları, bunlarla yetinmeyip terör örgütünün kanallarına çıkanları ya da kanallarında teröristlere yer verenleri gördükçe artık söyleyecek kelime bulmakta gerçekten zorlanıyoruz. Bunu kabul etmiyoruz. Değerli katılımcılar, kitlesel bir silaha dönüşen ve ulusal bir güvenlik sorununu haline gelen dezenformasyonla mücadele elzemdir. Bilinçli ve kasıtlı olarak toplumsal iletişim süreçlerini zehirleyen kişi ve grupların dezenformasyonu araç olarak kullanması, sistematik bir saldırıya dönüştürmeleri kirli bir savaş yöntemidir. Adeta dijital terörizmdir. Sahada güvenlik güçlerimizle baş edemeyen terör örgütleri ve destekçileri, sosyal medya hesapları ve yayın organları aracılığıyla terörle mücadelemize yönelik algı operasyonlarına sarılıyor. Ancak hamdolsun bütün bunları bir bir boşa çıkarıyoruz. Mehmetçiğimizin terör yuvalarını yerle eksan etmesi gibi Devletimizin ilgili kurumları, kuruluşları da sanal ya da dijital ortamlarda terörizmi yayanlarla, terör örgütü propagandası yapanlarla etkin bir mücadele yürütüyor. Kimsenin yalan haberle ülkemizi ve vatandaşlarımızı kandırmasına, itibarsızlaştırmasına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz. Değerli katılımcılar, kıymetli misafirler, Dijital medya platformlarında kullanıcıların devasa bir enformasyon ve dezenformasyon bombardımanına maruz kaldığı bir gerçek. Dolayısıyla dijital medyada bilinçli ve dikkatli bir şekilde varlık göstermek büyük bir önem arz ediyor. Şunu çok açık ve net bir şekilde ifade etmeliyiz. Bugün geleneksel medya etiği sorunlarına yenileri eklenmiştir. Bunun da birçok nedeni var elbette. Fakat bana soracak olursanız bunun en önemli nedeni dijital medyada, yeni medyada, sosyal medyadaki kimlik karmaşası ve hatta kimliksizliktir. Toplumsal ortamlarda her birimiz kimliklerimizle var oluruz ve bu kimliklerimizle toplumsal rollerimizi icra ederiz. Mesleklerimizi de böyle icra ederiz. Bir gazeteci kendi kimliğiyle, kendi müktesebatıyla, toplum içindeki konumuyla, adıyla sanıyla haber yapar, habere de mührünü vurur, imzasını atar, kimliğinden iz bırakır. Bugün ne yazık ki dijital medyaya, yeni medya ortamlarına bir kimliksizlik, başka deyişle sahte kimliklenmeler hükmetmektedir. Yeni medya mecralarında sahte profillerin, çarpıtılmış kimliklerin kolaylıkla oluşturulabilmesi, yalan bilgilerin, tahrif edilmiş gerçeklerin bir o kadar kolay yayılabilmesine neden olmaktadır. Hele bir de buna sansasyonun kurumsallaşması dediğimiz süreç eşlik ettiğinde, daha fazla etkileşim hevesiyle karşımıza yeni medyatiği sorunları, insani, sosyal ya da ekonomik tahribatlar çıkmaktadır. Etkileşim uğruna kaos, korku ve endişe pompalayan, manipüle edilmiş haber ya da paylaşımlar okuyucuyu, izleyiciyi, takipçiyi aldatmaktadır, adeta tuzağa çekmektedir. Evet, yeni teknolojiler ve sosyal platformlar elbette herkese yayın hakkı tanıyor, çekim imkanı sağlıyor. Ama dijital medyada sıklaşan uydurma yayıncılığa en başta medya profesyonellerinin itiraz etmesi gerektiği kanaatindeyim. Çünkü hem geleneksel hem de dijital alanda hakikat çizgisinden ayrılmayan medya kurumlarının ve basın mensuplarının varlığı demokratik değerler ve mesleki ilkeler açısından büyük bir teminattır, büyük bir güvencedir. Değerli katılımcılar, kıymetli misafirler. Geçmişte medya üzerinden ülkemize yönelik olarak gerçekleştirilen manipülasyon ve dezenformasyon saldırıları bugün dijital mecraların da sürece katılmasıyla, eklemlenmesiyle daha karmaşık bir şekilde varlığını sürdürmektedir. Dijital mecraların sağladığı imkanların kötücül siyasetin aparatı olarak kullanılmaya çalışıldığına, tüm etik kurallar hiçe sayılarak, akla izana sığmayacak yalan ve çarpıtılmış haberler yapıldığında da ne yazık ki şahit oluyoruz. Değerli dostlar, iletişim çağının vebası olarak nitelendirebileceğimiz Dezenformasyon bugün hepimizin hep birlikte el birliğiyle karşı koyması gereken, topyekün mücadele vermemiz gereken bir tehdittir. Şu çok açık ki, dezenformasyon özellikle dijital imkanların ve sosyal medyanın kötüye kullanılmasıyla yaygınlaşmaktadır. Bu mesele sadece hız, ve özgürlük meselesi değildir. Bu alana yönelik olarak. Yapılan her düzenleme demokrasiye katkıdır. Özgürlüğe bir müdahale değildir. Bu düzenlemeler özgürlüğü, kişilik haklarını, kamu güvenliğini koruyan garanti altına alan adımlardır. Şunu çok açık bir şekilde ifade etmeliyiz. Yalanın özgürlüğü olmaz. Terör propagandasının özgürlüğü olmaz. Nefret söyleminin özgürlüğü olmaz. Sistematik dezenformasyonun özgürlüğü olmaz. Basın gerçek anlamda demokrasinin, gerçek anlamda özgürlüğün teminatıdır. Ve bunun için esas olan temel umde haberdir, enformasyondur. Bu sürecin karşısında yer alan, bu sürece tehdit oluşturan başlıca unsursa dezenformasyondur.